Evet, bir fıstık bahçesindeyiz. 23 Ağustos 2020 ve burası Gaziantep. Arıl'dayız. Ve Sayın Ali Kurt Beyefendi, Evet. efendim bu videoyu izleyin. Bütün fıstık üreticileri bu videoyu izlesin. Sizlere bugüne kadar ki görebileceğiniz en yüksek seviyede tutum, en iyi irilik seviyesinde ve en iyi sürgün seviyesinde bugün ve yaprakları da en yeşil seviyede bir fıstık bahçesi gezdireceğim. Evet. 300 dekarlık bir fıstık bahçemizdeyiz. Bir belirli bölümündeyiz. Dolayısıyla tutum, irilik, ondan sonra her şeyi izleyeceğiz haliyle. Sayın Ali Kurt, efendim daha önce bu bahçeyi biz çektik bir kere haliyle, 2 sene önce. Ekrana bakalım, siz bir insanlar görsünler şöyle. Tam mevkimiz neresi efendim? Tam mevkimiz İbrahimşehir Bozdere. Arıl dedik ama yanlış Evet, oldu o zaman diyorsunuz. yok. Yani Arıl Belediyesi. İbrahimşehir. İbrahimşehir koltuğu, yani İbrahimşehir Anladım. 1 kilometre buraya. Önemli değil abi. Burası dededen kalma arazimiz. Peki Ali abi, siz de kendinizi tekrar tanıtın efendim. Ben Cengiz Özer. Beraber çalışıyorsunuz. Beraber çalışıyoruz. Çok güzel. Ali abi, ben yardımcısı. bahçemiz nasıl? Bir kısa özet, sonra bahçemizi gezeceğiz. Bakın, şu an bakın, bütün bunu çok sıradan bir dal değil mi şu anda? Vallahi şimdi Yavaş. bu biraz Çok sıradan bir dal. Birazdan çok sıradan bir dal olduğunu gösteriyoruz. Birazdan aslında sıradan değil, hepsi böyle ya. hepsi böyle. Birazdan göstereceğiz. He. Çok uzun bir video olacak. Hepsi Videonun böyle sonunda aşağı da yukarı. Ali Bey, bizim tarif ettiğimiz bütün şekillere uyaraktan bütün uygulamamızı yaptı. Rekor gübre ürünlerini burada tam anlamıyla Evet. kullandınız Evet. yani. 5 sefer Eksik kullandım. 5 kere yaprak gübresi kullandınız. Evet. Ve tabandan da zaten rekor gelişimi yıllardır kullanıyorsunuz Evet. hala. Evet. Ali abi, nasıl para kazandırıyoruz mu abi ya? Ya Nasıl? bunu kullanmamanın aslında, bence kullanmazsan biraz delilik veyahut da hatta ben ahmaklık diyeyim. Ben Kaba karışmıyorum. Türkçe. Bu sizin yorumunuz yani. Evet. Yani bunu şimdi sen 100 lira oradan bir kar edeyim de 10 lira buna vermedikten sonra bu işi yapamazsın. Bir Yani. çorba lafı vardı. He. Almanya'da ne diyorlardı? He, ben bir arkadaş var. Ha, ne diyor? O diyor, ya diyor, sen diyor, çorba içeceksen, soğanı sarımsağı hesaplarsan Çorba sen bu içemez. çorbayı içemezsin derdi o. Peki çorba içiyor mu şu anda? Vallahi çok şükür. Duble çorba içiyoruz yani. Evet. Vallahi çok şükür. Ali abi, şu an Fıstığın kilosu bugün 40 lira falan olmuş. Evet. 50 lira, 60 liraya sattık. Bu ne iyi yani Evet, şimdi şu aslında. ağaçlarımızı bir gezelim ve bugün gelelim, böyle kamera dışarı çıksın. Biz gölgeye oluşturuyoruz çünkü tam öğlen sıcağı, saat 2-3 gibi. Kamera gelsin şöyle, buradan uzaktan bir ağacımızı başlatıyoruz. Evet, uzaktan görüntüyü alalım şöyle. Bakın, 23 Ağustos'tayız, hala bank yok. Ne demek bu? Ha. Ağacımız güçlü. Vallahi daha yemyeşil. Yemyeşil halde. Ha. Yemyeşil halde. Ha. Kamera 360 derece şöyle göstersin. Ali abi, şimdi geçmiş yıllarda olmayan ne var burada biliyor musun abi? Ya İçten geçmiş itibaren dallar her tarafta fıstık var yani. her tarafta fıstık var. Evet. Yaprak yemyeşil. Gelelim böyle. Üzerinde sağlam göz var bu kadar. Sana bir soru abi. Ne dedik? Ha? Şimdi bu bir cumba değil mi? Gelsin kamera şöyle bir gelsin buraya. Şimdi bu bir cumba değil mi? Evet. Dalın tamamı cumba olmuş yani. Evet. Yani cumba dalın tamamı. Evet. Ağacın tamamı cumba olmuş yani. Yani nerede bir yeşillik varsa üzerinde bir cumba var. Cumba var değil mi abi? Halep burada değilse arşın burada, gelsin baksınlar. Yavaşça bükelim. Biz yalan söylemeyik. Evet. Harika değil mi abi? Yani. Bugün yeşillik de o biçim haliyle. Bugün görüyorsunuz. Ya. Bir de bunun içine bir daha girelim. Kamera içine bir daha girsin. İçeriye güzelce kamera lütfen. Şöyle bir komple bir içeri tarasın. Bütün sağ solu göstersin yani. Ya. Bakın, ağacın içi çünkü sapından itibaren verim olduğu için sadece yüzeysel değil haliyle. Ya. O yüzden de içten de daha iyi gözükmesinde fayda var haliyle böyle. Yaprak yeşili nasıl abi? Yaprak yeşili bu sene acayip yani. Hakikaten Evet. Rekor gübre, yemyeşil. yaprak gübresi burada 5 kere uygulandı. Rekor. Üç sefer başına kullandık. Bir sefer bahar zamanı, çiçek zamanı Onu kullandık. anlatacağız abi. Ha, Gel abi. Onları ne zaman verdiğimizi anlatacağız ha, abi. ha. Peki abi, boş ağacımız var mı? Cengiz Bey, bahçeye siz bakıyorsunuz. O güreşte gölgede Boş kalsın. ağacı hiç yok. Şöyle gelelim. Ağacı, boş Yok. ağacı hiç yok. Boş ağaç yok diyorsunuz Hiç yok. yani. Bütün Boş ağaçlarımız dal da yok. boş dalda yok yani. Boş dal bile yok. Gelelim buyurun efendim. İlkenden beri fıstık. Gelelim efendim. Gelelim Ha. böyle. Boş Gelelim dal da böyle. Şimdi yok. bahçemizi Vallahi. gezeceğiz efendim. Ha. Vallahi boş dal yok diyorsunuz yani. Evet.
Şöyle bahçemizi görüyorsunuz. Ya. Parça parça 300 dekalık bir alan buralar. Evet. Evet. Gelelim mesela şu ağacımızı görüyoruz mesela. Ağacı şu altından kamera şunu bir şuradan böyle verirse eğer. Mesela şu olayı daha iyi anlayacağız. Eğilsin biraz kamera şöyle. Bak şu açıyla bakın aşağı daha eğilerek böyle. Gördüğümüz gibi. Dalın neresinden başlıyor abi? Dalın bedenden başlıyor. Bedenden başlıyor değil mi? Yani ha. Şuradan başlıyor. Ha. Buraya kadar her taraf. Her şeyinde fıstık var. Cumba halinde. Cumba halinde. Evet. Yeşil olduğu için yaprak aşırı yeşil. Ya. Aşırı yaprak var. Gelelim biraz daha üstten bakabileceğimiz ağaçlara bakacağız şimdi. Yani mesela hele bak. Aa. Sürgün nasıl? Hemin cumba, hemin de 2-3 karış işlemiş. Peki tek... Gözler de sapsağlam. Peki orada kaç cumba var? Bir dakika. Onun üzerinde kaç tane cumba var? Vallahi 1-2-3. 3 tane ben. O kolun tamamı arkada cumba var ya. Ha. 3 evet. Tane cumba var. Arka arkaya cumba. 2 karışta işlemiş. Şu küçücük ağaçta ne çıkar? Şimdi irilik konusuna gelelim. İrilik şu an 100 gramdan kaç tane verir gözüküyor? Daha bu vallahi şakalı. Ben öyle hesaba aklım yetmez. En üst diyorsunuz irilik. Birazdan bakacağız. Gelelim. Gelelim. O tüccarların işi diyorsunuz. Komisyoncuların işi haliyle. Evet. Gelelim böyle efendim. Şimdi... Evet. Aha cuma usta. Hadi. Gelelim. Fazla konuşacağım çünkü yorumsuz bir bahçe. Fazla yoruma gerek yok haliyle. Daha bunu izleyen izlesin. Gören görsün haliyle. Bugün tabii biz burada 2020 yılında Ali abi bölgenin durumu nedir? Yani civarda fıstık durumu nedir? Vallahi fazla uzağa gitmiyor. Karşıda benim akrabalarımın fıstığı var. Ya gene bölge var yıl değil mi genel olarak yani? Ha? Bölge var yıl ama böyle bir durum söz konusu değil yani. Yok. Evet. Öbür bölgelerde vural ayrı yana. Evet. Öbür bölge. Kamera çekiyor bakın. Ya. Ali abi gel hele gel. Sen şu bir yorum yap abi. Sanki sevmiyor musun? Gel hele gel. Bak şuraya. Şimdi bakın burada görmediğiniz şey ne eskiye göre? Bir bana gösterir misin? Bak en sapından başlıyor. Görüyor musun? Bak. Şu dala bakalım. Şimdi şu dal. Ya. Bu dal abi. Bak uçtan başlıyor bütün verimler. Şuradan başlıyor. Böyle dal boyunca devam ediyor. Doğru mu abi? Üste de hele şu işlentiye bak maşallah. İşlenti de orada. Dalın kendisi cumba olmuş yani. Ya. Yani her taraf cumba cumba. Ama dalın içinden de başlıyor. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Bakar mısın şuna? Eğilmiş kız gibi böyle. Gelin gibisi diyorlar ya böyle. Nasıl abi? Maşallah maşallah. Ondan sonra yeşil. Sanki fıstık yok gibi gözüküyor ama. Şurayı bir gösterelim düzgünce bakın. Şöyle eğilmiş. Sürgün nasıl? Acayip güzel. Evet. Yani biz gelecek seni de kaybetmiyoruz yani. Gözlerimiz sağlam. Evet. Şimdi tabii bu arada bir sürpriz daha yapacağım size. Burada geçen sene fıstık var mıydı efendim? Vardı. Vardı. Ha bu buralarda fıstık vardı. Vardı diyorsun. Cuma usta da biliyor ya. Evet. Şimdi fıstık olan ağaçlar bunlar geçen sene boş ağaçlar değil yani. Yok. Evet. Gelelim şimdi diğer ağaçlarımıza geçelim. Şu daha biraz daha boyu küçük ağaçlar var. Orada mesela daha güzel gösteriyor ağaç kendisi, tamam mı? Şöyle yürüyelim. Şöyle yürüyelim bir saniye şöyle. Şöyle yürüyelim. Evet. Yürüyelim şöyle. Maşallah maşallah. Ali abi gel hele gel. Köpeğimiz bize alıştı herhalde biraz daha. Gel. Şimdi şu arabadan sonra küçük ağaçlarımızda şöyle biraz daha gelelim şöyle. Nasıl ağacımız abi? Bu seyrek daha ağaç. Bu daha seyrek biliyorsunuz ya. Seyrek. Uzaktan sesiniz almaz kamera. Biraz da yaklaşın böyle. Evet. Seyrek dedi de şuna bak yani. Evet. Ağaç başı 20-25 kilo şey var. Evet. Buradan şu ağacı alt tarafından gösterdiğimizde. Evet. Yavaş hareket edelim. Kamera dursun böyle. Çünkü hareket halindeyken bunu göremez. Yeşil çünkü. Ali abi nedir durum abi? Üstten böyle kaldırdığımızda bakın şöyle. Vallahi yorum yok. Yorum yok mu abi? Şey meydanına. Evet ben de fazla yorum yapmıyorum. Olay yeri inceleme. Olay yeri inceleme. Vatandaş izlesin. Ha. Evet. Yavaş yavaş. Bakın gelelim şöyle. Kamera yavaş olsun. Bakın gördüğümüz gibi şey böyle. Demesinler ki işte zengin şansı demesinler. Öyle mi diyorlar? Bir konuş çok bakalım. Çok değiller. Çok ne diyorlar? Zengin şansı işte ya. Rekor gübre ürünleri tanışırsanız eğer.
zengin şansı size de olur yani diyorsunuz. Ha. Gelelim böyle. Ha. Tabii ki Ali Bey çok bakan birisidir bahçesine. Şimdi gelelim. Şunu güzel gösterelim. Abi kamera hızlı gidiyor bak. Biraz göstersin bunları bakın. Şu an şurada benim özellikle göstermeye çalıştığım şey şu. Gelin böyle kamera gelsin. Şimdi burada Ali abi. İşte içeriden başlayarak bakın şurada dal, bak şurada fıstığımız var değil mi içeride? Ya burada bedenden var. Çıkan dal artık. Direkt fıstıktan başlıyor yani. Direkt fıstıktan başlıyor. Gördüğümüz gibi abi bütün her tarafında fıstık var yani. Gördüğümüz gibi ağacın kendisi cumbo olmuş abi. Dal değil, şey değil, ağacın kendisi cumbo olmuş yani. Evet. Şurayı bir gösterelim bakalım şöyle. Şu nasıl bir durum? Kamera şöyle arkası güneşi alsın. Şu üstten şöyle. Biraz daha uzaktan şöyle. Bak en üstten başlıyoruz abi. Evet. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz abi. Burada yaklaşık 2 yıldan 3 yıldan beri rekor gibi ürünleri kullanılıyor haliyle. Bugün yapraktan dolayı cumba gözükmüyor ama bakın kaldırıyoruz. Bakın şurası cumba. Bakın kaldırıyoruz cumba. Yani bu normalde ne yapıyor gözükmüyor. Niye kırmızı değil yaprak sarı olmadı. Yapraktan cumbalar görükmüyor. Cengiz Bey biraz gösterelim de şunları yavaşça. Cumbalar görükmüyor bak. Evet. Çünkü yaprak kapadı yani cumbayı kapadı. Şu görüntü görüyorsunuz ama arkada da var bu arada. Yani şu görüntünün yani içerisinde. Her tarafında var. Yani kamera dışında, altına girebilirse bir gelsin şöyle bak. Çepeçevre bakın ağacımızı geziyoruz abi. Ağacımızın her tarafında aynı görüntüdeyiz. Bir kamera içine girsin şuradan ben ona yol vereyim. İçinden böyle güzel 360 derece bir göstersin. Ali abi bu ağaçta kaç kilo fıstık var? Vallahi ben bilmem öyle şeyi. Videodan önce 25 kilo diyordun ha hepsine. Ya 25 Cengiz kilo. Cengiz Bey kaç kilo var? 25 kilo gelir. 25, ya rahat, 25 kilo kuru fıstık yani, gelir. Allah yani bereket versin. Şimdi ben sadece şunu söylemeye çalışacağım. Ağacın boyuna bakın, verdiği fıstığa bakın. Yani bugün devasa ağaçlarda sen bunu almak zorlanıyorsun herhalde. Kamera içeriden de gösterdiğinde iç taraftaki fıstıkları. Bu arada ipler bağlanmış, teller bağlanmış kırılmasın diye. He ya. Teknik olarak bakın ne güzel bağlamış bak. Lastikle birlikte bağlamış görüyor musunuz? Ya, tel iz yapmasın tabii diye. Ya, harikasınız abi. Yaşmasın diye. Yani Ali Bey biz de tavsiye edecek. Bayimiz Sayın Cuma Çevik Beyefendi rekor gübre bayimiz. Ne tavsiye ediyorsa doğru şekilde kullanıyorsunuz. Uyguluyor. Taban gübrenizi yani veriyorsunuz. Cuma Çevik'ten beraber çalışayım yani. Evet. Senelerdir. Antep bayimizdir kendileri. Rekor gübre anonim şirketinin bayisi. Evet gördüğümüz gibi çok yorumsuz bir noktada şu anda. Kamera bu ağaca da gelelim buradan. Artık yeterli orası. Kamera göstersin. Ali abi. Buyur. Şimdi bülbül gibi konuşuyordun abi. Şimdi konuşmuyorsun abi. Nasıl olacak böyle? Biraz konuşalım abi. Ne konuşalım? Biraz yorum yap abi. Ne konuşacak? Ya ne konuşacağız ya abi? Şimdi konuşmanın şeyi yok. Bu yani. Ne bu şimdi? Lektör gelişimin şeyleri. Şu ne şimdi? Bakın burada bugün bu kadar fıstık var. Yukarı fıstık, sürgünde bu kadar. Bugün bu şekilde. Gelelim abi. Gelelim abi. Bütün bahçeniz böyle mi abi? Bütün bahçem böyle. Hepsi böyle. Gezdik, daha gezeceğiz daha. Bir inşallah. Tane daha çekeceğiz içeri. Başka bir yerde. Hepsi böyle. Aynı bölge. Kamera biraz daha şurada düz göstersin. Yani bugün ağaçların hali bu. Şimdi yukarı gösteriyoruz bakın. Ağacın bütün her tarafı fıstık ama güneşe doğru tabii o biraz doğru çıkar. O görüntü almaz onu. Evet. Küçük dal. Nasıl bu dalcık? Bakın gelelim buradan. Ha, şimdi çok güzel bir örnek bakın. Burada sürgünümüz var. Ya. Görüyorsunuz gözümüz. Gözümüz göz taş var, gibi. Sap sağlam. Cumba. Şurada bir cumbamız var. Cumba, cumba, cumba. Ya. Devam ediyor. Yani bugün kökünden itibaren cumba yani. Anlatabildim mi yani? Ya. Bugün yani yaprakta görük bir cumba. Bak altta kalıyor. Altta kalıyor. Mesela o yaprak kaldır altı cumba değil mi? Ya, kaldırayım bak altı. Kaldır cumba evet. Yani şurası arkanız ona keza. Yani. Bakın görüyorsunuz. Yani. Gelin bir de şuraya bak. Bu da çok güzel gözüküyor abi. Gel. Nasıl burası abi? Bakın burada cumba var. Hemen burada cumba var. Sapına kadar gidiyor böyle. Şey böyle. Küçük küçük ağaçlar ve böyle. Evet. Abi bunlar kaç yaşında bu ağaçlar? Bu ağaçlar ta büyük dedemden yaşlı. Yaşlı mı diyorsunuz? Bunlar işte şöyle en azından 300 senelik. En azından 300 senelik. Gel abi gel. Bak ben ne göstereceğim size şimdi. Şimdi kamera şu taraftan şöyle gelsin bir. Gel abi. Şimdi bir fotoğraf alalım şöyle gel. Bu nedir abi şimdi? Bu nedir abi şimdi? Burada bu büyük bir cumba.
Bu dalın kendisi cumba ya. Şu an burada büyük dalın cumba. Kendisi cumba bak. Cumba 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 cumba. Ya. Daha sapında da var bunlar. Bak buraya kadar cumba bak şöyle. Ya. Buradan tepeden. Buraya kadar cumba. Bugün başına peki bak. Tepeler nasıl peki bu var? Tamam ağaç böyle. Tepeler de aynı. Tepeler de aynı. Evet tepeler de aynı diyorsunuz yani. Tepeler de aynı. Daha ben oturmadığı için çünkü aşırı güçlü. Ya yeni İş... ben yeni ben etmeye başladım. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Nasıl rekor gübreyi tavsiye ediyor musunuz abi? Vallahi rekor şimdi gelişimi, yaprak gübremizi. Bunu atmamak bence büyük bir delilik. Delilik. Atmamak büyük bir delilik. Delilik diyorsunuz yani. Yani. Dur. Az önceki dala baktık. Yine aynı bu dal abi. Kamera şöyle şuradan bak. O açıdan güneş alacağı için şu arkamızdan alsın şöyle bir. Atmamak büyük delilik. Şöyle bu fıstığı ben gelirse. Yani burası benim 77'den belli elimde burası. Bakın böyle. 1977'den beri aynı yaştayız. Burası 1977'den beri elimde. Daha burası boydan böyle fıstık boya. Tutmadı. Daha tutmadı yani. Ya böyle fıstık tutmadı. İrilik nasıl? İrilik göz önünde. İş boşluğu konusu yengem ne dedi? Yengem. Ha. Ben de hatta bizim hanıma dedim. Sen ilaç verirken ben fıstık yani biraz döküldü onları topladım eve götürdüm şöyle torbanın içinde. Gelelim bunları buraya. Suya batırdım. Heh. Ben de bunları niye suya batırayım? Bunun cumada değil bir tane değil fıs çıkıyor zaten değil. Çıkmıyor diyorsun. Bir cumada bir tane çıkmıyor. Ha? Gelelim böyle. Gelelim böyle. Bakın efendim gördüğümüz gibi hiçbir yer bütün ağacın tamamında dal boyunca yani. Ya. Dal boyunca. Evet evet. Şimdi her ne kadar yorumsuz desek de Ali abi. Yani konuşan bu konuşmakta duramıyorum çünkü çok başarılı yani. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten çok da güzel bakıyorsunuz. Arasını gübresini ya, çok iyi atıyorsunuz. Ya şimdi... Savaş Bey bunu şöyle görürsen sen de yani isteyerekten bakıyorsun yani. Vallahi ben size şunu söyleyeyim burası hani turizme açılması gereken bir yer o kadar yani. Burası turizme açılacak bir yer haberiniz olsun yani. Abi ben size söyleyeyim yani. O kadar güzel bir yer olmuş yani burası. Yani. Bugün görüyorsunuz böyle ağaçlarımızın hepsi. İçine bir girelim şu ağaçların da. Yine içinden bir tane daha gösterelim şöyle. Dalımızın ucu sürgünü. Evet. Şimdi benim bir arkadaş var. Arabadan hızlı gider, hızlı gider. Odur. He. Benim tek rakibim Türk Hava Yolları yani. İçine gelsin kamera, şuradan bir geçsin. Evet. Öyle mi diyor? He, öyledir yani benim gelelim rakibim böyle. Türk Hava Yolları yani uçakmış kendinin rakibi. Gelelim böyle abi. Biz de uğraşıyoruz işte yani. Diyorsun, tek rakibim diyorsun şu anda. Rakip bırakmadın ki abi sen. Ne yani rakip? Şimdi, rakip kaldı. Şu an senin rakibin var mı? Bana onu söyle. Vallahi tek. Bana birisi tek çeksin. Tek Cuma Usta. Bakın bana birisi... Cuma Çevik benim tek rakip. Evet o da bizim diğer müşterimiz gene. Kendi bayimiz gene. Bugün şu anda tek rakibimiz Cuma Çevik. Doğru söylüyorsunuz. Ha. Daha iyi bir fıstık yok çünkü başka. Arıl da yok. Arıl yok hayır. Arıl da yok. Yok başka yerde bana göstersinler bakın bana... Arıl da rakibi yok. Bana bu ağaçlardan daha güzel fıstık veren varsa kendisine gübreye bedava vereceğim tamam? Anlaştık mı? Cuma Usta sen benim müşterim buluyor. Olmayanlardan konuşuyorum. Bana bugün bu fıstıklardan bizim ürünleri kullanmadan eğer daha iyi fıstığı olanlar varsa ben kendi bahçesine gübreye bedava vereceğim tamam. Yani olay bu yani şu anda. Durum bu. Yok abi şimdi. Rakibiniz yok. Rakipsizsiniz şu anda. Şu yok, an rakipsizsiniz yani, abi. Benimki biraz. Şu uzaktan biraz şuraya aldırabilirsek. Şeyin şahası da yani hakikaten. Evet. Memnunum. Yani. Evet. Şeyden memnunum. Yavaş rakip. Kamera bir görsün şöyle. Yani rekor gübre ürünlerimizin kullanıldığı. Bu ya. Arada Ali abi yeni ürün çıkarttık bilgin olsun. He yani Cuma, ondan Cuma da, Çevik söyledi ondan bana. Ondan kaç kulü yazayım abi? 100-200 yazayım abi. Yaz. Ney? Kaç kulü? Kaç yüz kulü istiyorsun abi? Gel. Gel abi gel. Şimdi ağacımızı görüyorsun. Ben zaten şey etmiyim. Cuma Çevik. Ne yazıyorsa görüyorsun. Bu kadar değil. Sağ lazım değil. Alık. Görüyorsunuz abi şöyle. Evet şöyle. Faydasını görük. Alık. Diyorsunuz yani evet. Gelelim böyle. Geçiyoruz abi şöyle. Evet. Ha, oraya mı gösterelim? Buyur sürgünleri de gösterelim şöyle bir. Evet. Onlar göz işler. Yenge. Evet. Gözlerimiz de harika. Dalımız da bakın. Abi ona bak şu cumbanın yanındaki şeye bak şimdi. Sen gel böyle. Bak abi şimdi. Şu cumba değil mi abi? Ya. Dalın arkasında full meyve. Fıstık. Ondan sonra hiç seyretme yapmamış. Gayet başarılı olmuş. Görüyorsunuz aynı kolda yakın yerde. Gözümüz burada bakın. Açıyorum böyle gözümü. Seneye de inşallah fıstık var. Var tabii şimdi. Millet normalde alışmış. Ama bugün eğer
doğru düzgün bakarsanız abi işte olay budur. Ya her sene bakın, olur. Bakın şu şimdi burada gözükmüyor değil mi abi? Açıyorum. Nasıl abi? Gül gül sen gül abi maşallah. Voleyi vurdun abi tamam mı? Voleyi vurdun abi. Bir buçuk milyon para cebe girdi şimdi. Ondan sonra gel abi sen gel. Gel abi şimdi. Bugün bir buçuk milyon parayı cebine koyarsan abi. Ondan sonra kahkaha atacaksın tabii. Fabrika mı bu hareket? Şey hadi açayım. Allah bereket versin gel. Gel abi gel. Ne diyorsun abi şimdi bak. Çorba ile ilgili söyle bakayım bir. Ya işte çorbayı soğanı domatesi sayarsan. Soğanı sarımsağı hesaplarsan bu fıstığı alamazsın. Alamazsın. Ha, bu kadar basit. Gübre masrafını da yaparsan rekolte rekoru kıramazsın ya. Ha. Anladın mı abi? Al. İşte olay budur abi. Yani. Yok o bir kuruşmuş yok, 50 kuruşmuş yok bilmem neymiş. 600 litre suya 1 litre gübreyi hesaplarsan. Sana başlayacağım gel gel bak. Gel boşuna. Şimdi bazı insanlar şöyle yapıyor. Diyor ki rekor gübre ürünlerinin diyor, içerik değerleri çok diyor az gözüküyor diyor. Nerede ölçmüş? Dur her neyse o bizim beyan ettiğimiz küçük ya değerler düşük ya biraz. Ama diyorlar ki işe yaramaz. Başka şeyler atın diyenler var. Ne diyorsunuz onlara bir mesaj verir misiniz? Ne diyeyim ben şimdi? Ya adamın gözü yani şimdi ben ne kadar söylesem boş. Bu evet. Yani konuşluktan değil. Mal meydanında. Onu işte bilmeyenler bakın. Ticareti mal bilmeyenler. Meydanda. Gübre nasıl üretiliyor bilmeyenler. Ha? Bakın bizler bugün bakanlığımızın izin verdiği miktarlarda istediğimiz içerik değerlerini gösteririz. Göstermek istemediğimizi göstermeyiz. Yani nihayetinde hani üretimi, gübre üretimi bilenler hani sanmasınlar ki sadece orada gözüken kadarıyla öyle bir şey. Hani bu bizim gerek uluslararası hukuk içerisinde gerek kanunlarımız içerisinde üretim tekniğiyle alakalı olan konulardır bunlar. Dolayısıyla bunu diyenler için konuşuyorum ben. Sadece hani şu an bugün Antep'te ve Türkiye'de bugün rekolte rekorunu kırmış ağaç başı alınabilecek en yüksek fıstığı gösteriyorum size yani şu anda. Şimdi kardeşim. Bugün bunu biz yapıyoruz yani. Şu an tabii ki çalışıyoruz. Abimiz çok çalışıyor, işine bakıyor ama buyurun bana şöyle bir fıstık gösterin. Hangi kuruluş olursa olsun. Şimdi bu ilacı atan, bu gübreyi atan, attığın gibi iki gün sonra atmazdan iki gün önce bak. Evet. İki gün sonra tekrar gel bak. İki gün içinde zaten değişikliği göreceksin. Canlı sağlıyorsunuz yani. Evet. Yaprak. Aynı cilalanmış gibi. Evet, evet. Meydanda. Meydanda. Hala bakın şu an 23 Ağustos'tayız. Ağustos'ta bir tane ben yok. Bir tane ben yok hala görüyorsunuz. Bir tane ben yok daha. Şimdi ben işte o İşlilik yüzden de, oranı da o yüzden sayın %100. Yani %98. Evet. Sayın müşterimizin bugün yani o tür yorumlara itibar etmeyin lütfen. Bugün sizleri bu noktada kandırmaya çalışanlara dikkat edin. Aynı zamanda sahtelerine dikkat etsinler. Ya. Ürün değerli olduğu zaman ne olur abi? Sahtesi, üç kağıtta olabilir hali. Ya. O yüzden muhakkak bizlerin yönlendirdiği bayilerden alın. Muhakkak şüpheler duyuyorsanız bize sorun. Bu sizin bayiniz mi diye sorun. Çünkü ürün değerli ve sonuç veren ürünlerdir bunlar. O yüzden de bunlara dikkat edin. Gelelim nasıl uygulayacağız, nasıl uygulayacağız? Gelelim, gel abi. Şimdi sen rekor gelişimi zaten yıllardan beri uyguluyorsun. Ha. Şimdi bak abi. Eğer aşağıda rekor gelişim olmasaydı bu fıstıklar ne kadar tutarsa tutsun ne yapardı? Yanardı abi. Yani ne yapardı? Dökerdik. Küçük kalırdı olmazdı. Toprak bir kere çalışacak anladın mı abi? Gel önce gibi siz de orada kalmayın şöyle. Ondan sonra rekor gelişimi sonbahardan başlayıp kış bitimine kadar uygulayabilirsiniz. Ama yeter ki attıktan sonra en az 3-5 yağmur yağacak. Yani yağmur en az bir yarım metre inecek yani. Tabii. Yani dolayısıyla buna göre uygulayın. Yani bugün attık efendim işte attın ama yağmur yağmadı. Bir gün yağmur yağdı. O da 10 santim indi, 5 santim. O kurtarmaz. Yeterli gelmez. O yüzden özellikle rekor gelişim granül ürünümüzü bugün attım şekline dikkat edin. Zamana dikkat edin. Hemen atıyoruz hasattan sonra. Başlıyoruz atmaya. Onun dışında yaprak gübremizi ise şu an siz ne zaman atacaksınız? Sonuncuyu söyleyeyim ben size. Hasatı bittirdi. Yapraklar döküldü. Dörtte bir yaprak kaldı. Şimdi bir dakika. Söyle. Şimdi fıstık toplandığı gibi beyaz sinek ilacından o gübreyi ben atacağım. At sıkıntı yok. O da yarar. Çok güzel. Çünkü başında kalan gözün sağlam kalması lazım bana. Biz işte bakın. Biz de zaten 4 kere 5 kere atmışsınız maşallah. Tekrar onu atacağım. Biz zaten 20-25 gün atın diyoruz yani. 10. ayın sonuna tekrar ben atacağım. Burada bugün bakın. Ağacı bozuk olan birisi bile sizdeki bu duyarlılığı göstermiyor biliyor musunuz? Ben diyorum ki hasattan sonra bir kere atın diyorum. Daha önce atmamışlar bozuk olanlar. Bugün niye? Çünkü gelecek seneye hazırlasınız. Gözlerini toparlasın biraz sürgüne can versin. Ama siz bugün şöyle bir ağacınız var.
Ama gene atıyorsunuz yani. Atacağım. Ha. Abi biz en azından en kötü ihtimalle kış bakım için de tavsiye ediyoruz. Bugün ağaçlarımız bugün yapraklarını döktü. Dörtte bir yaprak kaldı. O dönemde bir kere uyguluyoruz kış bakımı için. Tamam mı abi? Tamamdır işte. Bu geri kalanı da baharda şöyle başlıyorsunuz. Bitkiye tatlı su yürüdüğü dönemden itibaren. Bugün bitkiye tatlı sürdüğü dönemde gözlerimiz kabarmaya başladı. Atmaya başlıyoruz. Evet. Ve ikinciyi mercimek tanesi gibi olduğunda fıstıklarımız o dönemde uyguluyoruz. Üçüncüyü ondan 25 gün bir ay sonra. Dördüncüyü ondan 25 gün bir ay sonra şeklinde devam ediyoruz. Evet. Yani aynı şu anki geldiğimiz noktaya kadar. Evet. Ama burada şu ayrıntıya dikkat edin. O birinci uygulamayla gözlerin kabardığı dönemle o mercimek tanesi olması olayında bu sene olduğu gibi ara biraz uzadı. Hep yağış oldu ve süre uzadı biraz. Hı. Bitkinin çiçek açması uzadı. Anladın mı? O süre biraz uzadı. Çiçekte kalma süresi biraz uzadı. Hı. Çünkü hep soğuk ve yağışlı gitti. Dolayısıyla eğer bu şekilde olursa içine bir şey katmadan çiçek döneminde rahatlıkla tavsiye ediyorum yani. Tamam mı? Yani o dönemde de atanlar çünkü bir hayli fazla çok da güzel sonuç aldık haliyle. Bugün ilave size söyleyeceğim şey bu. Onun dışında da bugün maşallah şu an diyecek bir şey bulamıyorum haliyle. Allah bereket versin. Bugün tarımda bugün para kazanmak istiyorsanız profesyonel olmak zorundasınız yani. Bugün şu anda yok efendim Ali Bey zenginmiş, Ali Bey'in parası çokmuş, alabiliyormuş, alamıyormuş. Ya geç kardeşim ağaç başı 4-5 lira para verdin işte aldığın sonuç bu tamam mı yani? Yani bunun zenginlikle var mı alakası yani? Hiç. Hiç. Bunu yalnız benim bir tek tavsiyem evet. Gece atacaksın. Zaten gece. Senin zamanında atacaksın abi. Ha. Akşam üzeri başlayacaksın. Gece sen yani biz de zaten, uzun zamana çatacaksın. Biz de zaten böyle söylüyoruz. 400 litre suya 1 litre koyuyorsunuz. Efendim ben çok açıyorum. Ya atmayın kardeşim. 400 litre suya 1 litre atacaksınız. Ve bugün şu ağacı da ortalama siz kaç litre su kullanarak gübreliyorsunuz? Şu ağacı bakarsanız. İşte bir holdere bir tane atayım ben. Hayır. Şuna ne kadar su gidiyor mesela örneğin? Ne bileyim ben onun. 2 kilo 3 kilo gidiyor değil mi? Vallahi bilmiyorum. Aynen. Dolayısıyla affedersin 1 kilo suyla da şu ağacı da vermeye çalışmayın. Yani bugün ağacın büyüklüğüne ama şunu istemiyoruz. Yani yağmur gibi böyle lap lap damlasına da gerek yok. Değsin ama damlamasına gerek yok. Tamam mı Ali abi? Vallahi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Abi ben şu tanker. He. 4 tonluk. Evet. 6 tane atayım ben onun içine. He he. Bunu da karıştırmak. 4 tane 6. Bir saniye bakın hesabını yapalım. O zaman derişimi biraz şey yapıyorsun sen. 150 oranında kullanıyorsun yani. En düşük oranında veriyorsun ama çok atıyorsun. 6 tane ben onun içine atayım. Aha. Karışım sistemi var bunda. Hidrolikten iyice karıştırayım. Evet, evet, evet. Aynı yağmurlamış gibi kendini çimdireyim. Tamam şimdi biz bakın kullanım oranları tabii ki halle. Zaten broşürlerimizde yazıyor halle. Aldığınızda gerek çağrı merkezinde gerek bayimize gerekse bugün broşürlere dikkat ederek okuyun atın ona göre şey yapın. Durum böyle abi. Allah bereket versin abi. Sağ bugün ol. Peki son kısa rekor gübre için ne diyebilirsiniz? Rekor gübrenin kısa bir lakap ne diyebilirsiniz yani? Vallahi şimdi biraz konuşursam işte biraz abeş oluyor. Kısa laf, kısa bir şey konuş. Kısa konuşursam nedir bunu bunu atmayalım. Mucize bir şeyler diyordun yani. Ha? Mucize gibi bir şeyler diyordun yani. Ya bu şey sen söyle. Hmm. Diyelim ki ne iyi bir ilaç senin gübre. Hakikaten şey yaptı yani iyileştirdi mesela kansere bir tane şimdi ilaç çıka da diyelim yine iyileştiren ilaç olsa dirsin yine hakikaten bu iyi bir ilaç. Hakikaten bu iyi bir ilaç. Gübre. Yani rekor gübre bir yaprak gübresidir. Evet. Evet. Tabii siz etkisini yani, beğendiniz için böyle diyorsunuz yani ama bugün çok farklı, zaten çok ağaçlarımızı çok. Zaten yıllar önce toparlamıştık. Ya, ağaçlarımız evet. Kuruyordu. Ya ben bunu öbüründen de kullandım. Öbür çeşidini kuruyan kullandım. Kuruyan bahçeden buralara geldik yani. Evet. Kuralardan evet, oradan buraya geldik yani. Ya benim mesela ben bunu öbür video çekiminde de söyledim. Evet. Amcam hatta şurada şu çamın altında yatardı. Aha. Bundan sonra ben telefon açarım yurt dışından. Amca nasıl? Vallahi ağaçlar kanserlik mi ya? Biz işte 2-3 yıldan beri bunları toparladık, değiştirdik. Ha, şimdi öyle diyen adam değil. Ağaçlar şu anda Antep'in bölgemizin rekoru kırıyor şu anda. Bu hale geldi. Allah bereket versin. Mal meydanda. Mal meydanda. Efendim hayırlı satlar. Çok sağ ol, sizi sağ mutlu ol. Görmek bizleri de çok i̇nşallah, mutlu etti. Inşallah. Cengiz Bey teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Evet. Çok güzel bakıyorsunuz. Vallahi elimizden geleni yapıyoruz. Efendim İbrahim Şehir'den saygılar sevgiler. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.